Lan! Adamı sar... Oğlum sen çitasın lan! Dön etrafını! Dön! Gergedanlar var. Yem oldu. Fileto yapacak şimdi. Hadi geçmiş olsun. Hadi. Çita dedik, bağrımıza bastık. Bu çizgiler güneş ışınlarını çeker ve böyle... Efendim karıcığım, emret. Alo Sade. Ya şimdi biz kuafördeyiz de ben senden bir şey isteyeceğim küçük. Buyur karıcığım. Bu Derya şu an çok üzgün ya. Mert nikah gelmeyecekmiş sanırım. Şimdi bir tek sen onu ikna edersin gibi geldi aklıma. Çocukla bir konuşsan da gelse. Edersin sen yargına, hadi hadi. Ederim ederim karıcığım. Sen müşteri ol. Tamam. Sen bak keyfine. Yes, aferin. Seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Kaç tanesi battı? Hocam? Çıkla kapıya. Hocam buyurun. Gel gel. Üstünü baş... Bu terliklerle mi geleceksin nikah? Git ki üstünü başına. Hocam ben gelmeyeceğim, sen geç kalma. Allah'ın en mutlu gününde yalnız bırakacaksın ha. Hocam ben en başından beri bu adamdan hoşlanmadım. Yoksa ablamın mutluluğunu benden daha fazla hiç kimse isteyemez. Ama o nikaha gidip ablamın gelecekteki mutsuzluğun altına imza attığını görmek istemiyorum. Eğer oraya gidersem yapacaklarımdan korkuyorum. Ablamı elinden tuttuğum gibi onu o masadan kaldırıp eve geri getirmekten korkuyorum. Anlıyorum seni. Mert, şimdi ben 12'ye 1 milyon insanı bile yığsam, ablanın gözü o kalabalıkta seni arar. Çok eski bir laf vardır, kadim. Rahmetli ninem hep söylerdi. Doğuran mıdır ana, bakan mıdır ana? Bu kadıncağız seni ağlayınca seninle ağladı. Sen gülünce dünyalar onun oldu. Saçına süpürge etti, titredi üstüne. Analık yaptı. Ha, sen diyorsan ki yok, ben arızayım. Gelmem onu nikaha. O herifin kafasını patlatırım ayrı. Ama sana ana olan birini yalnız bırakma. Doğrusunu yap. Jilet gibi giyin, ablanın yanında dur. Doğru olanı yap.